Sahada durum ne? Gelin bir muhabir arkadaşımız Engin Açar'a bir bağlanalım. Engin, şu an bir semt pazarında görüyoruz. Hem pazardaki o sebze meyvedeki fiyatlara bir bakalım. Hem vatandaşın alım gücünü bize aktaracak. Kısaca sokağın nabzını tutacak Engin Açar. Sözü sana bırakıyoruz Engin. Evet Begüm Han Aydoğan, iyi yayınlar diliyorum. Üst üste ard arda gelen zamlar, artan enflasyon artık vatandaşı iyice boğmuş durumda. Şu anda Kağıthane Nurtepe Çarşamba Pazarı'ndayız. Şu saatlerde azıcık da olsa böyle indirim olurdu ve vatandaşlar yoğunlukta olurdu. Ama şu anda pazar normalinden biraz daha boş. Sorduk, yağmur nedeniyle mi, soğuk hava nedeniyle mi böyle diye. Birçok pazar esnafı burada, hayır, tamamıyla ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaş gelmek istemiyordu. Çünkü fiyatlar aldı başını gidiyor. Geçen haftadan beri zam şampiyonu, hala patlıcan ve sivri biber de onu takip ediyor. Hemen yanımızda bir meyve tezgahı var. Şöyle kış meyvelerini bir göstermek istiyoruz öncelikle. Portakal ve mandalina şu anda 5 liradan satılıyor. Baktığımız zaman tezgahlarda boş. Hemen bir teyzemiz var burada. Geldi meyve tezgahı. Hiç ucuzluk getirmiyorsunuz. Millet acından ölecek. Yavrum, sizin dananız babanız vardır ya. Siz alışveriş yapmıyorsunuz mu yavrum? Çocuklarınız yok mu yavrum? Fiyatlar nasıl peki teyzeciğim? Ucuz mu? Uygun mu? Pahalı mı? Pahalı, ne pahalı? Eziliyor ha, 5 lira. Bir ekmek 5 lira, 10 lira yavrum. Teşekkürler. İşte Begüm Han Aydoğan, yaşlı bir vatandaşımız meyve almak zorunda. Meyve tüketmek zorunda. Özellikle de kış mevsiminde geldi baktı meyvelere. Vatandaşımızla biraz keşke devam etseydik. Yani dert yanıyor. Ne kadarla geçiniyor? Bu zam konuşuluyor. Bir zam beklentisi var mı? Evine ne götürebiliyor? Biraz hani kendisiyle devam edebilir misin? Tabii, hemen arka tarafımıza doğru gideceğiz. Begüm Han Aydoğan teyzemiz ayakta biraz zor duruyor. Çünkü hava da oldukça soğuktu. O yüzden fazla tutmak istemedik. Başka bir müşteriye, başka bir vatandaşa şöyle bir mikrofon uzatmak istiyoruz. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Pazar arabası doluyor mu? Fiyatlar nasıl? Gidişat ne durumda? Çok ucuz, doldu. 220 lirayla yarıya kadar doldurduk. Bütün pazarı gezin. 3 kişinin pazar arabası yemek ve yemek pişireceği sebze, salata, meyve olarak dolu bir kişi bulamazsın. Bir 3 kişiyi değil, bir kişi bulamazsınız. Fiyatları görüyorsunuz. Bir tane lahana 20 bin lira. Sarma sarısa küçük bir eve. İçinin kıyması, yağı, tuzu, salçasını 100 liradan aşağı olmaz. Çeyrek bir lahana 5 lira. Küçücük, kapuska olmaz. Kıymanın kilosu 120 lira. 250 gram içine kıyma koysanız 30 lira. Soğanı, salçası, küçük bir tencere, herkesin yemediği, basit bulduğu kapuska bile 50-60 liraya çıkıyor. Hiçbir kadının pazarda arabası dolu olarak eve gitmiyor. Ben 43 yıldır buradayım. Siz lahanayı çeyrek mi aldınız efendim? Şöyle bir gösterebilir miyiz kameraman arkadaşımla? Begüm Han Aydoğan, bakın sürekli konuşuluyordu sosyal medyada da. Artık sebzeler yarım veya çeyrek satılmaya başlandı diye, gördüğünüz gibi lahananın çeyreği 5 lira şu anda. Ve şu anda hanımefendi de pazardan çeyrek lahana aldı. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yemek de yapılmaz diyorsunuz. Bundan yemek olmaz. Bunun üstüne 250 gram kıyma koysam 30 lira. Soğanı, salçası, tuzu 50-60 lira çıkar. Ben, torunlarım var, sağlıklı beslensinler diye bunları diliyorum. Salatalık, çiğ, sebze, meyve yerine salatalık olarak yediriyorum. Limon, üstüne biraz zeytinyağı, havuç, biraz kırmızı lahanayla. Bundan yemek olmaz. Yapsam bir kişiye yemek olur. Bir kişilik yemek bile 40 liradan aşağı çıkmaz. Kırmızı lahana 10 lira. Alsanız bunu salata olarak 4 kişilik aile 3 gün yer. Yanına yine kıvırcığı, maydanoz, başka bir şeyini koyarak. Bütün fiyatlar öyle. Alabaş Türk çok sağlıklı diyorlar. Bir tanesi 10 lira, 12 lira. Hiç kimse alamıyor. Karnabahar'ı görüyoruz orada. Karnabahar, Begüm Han Aydoğan. Karnabahar lahana kadar şanslı değil. Çeyrek de satılmıyor. Gördüğünüz gibi karnabahar bir el büyüklüğünde satılmaya başlandı ve buradaki pazar esnafının dediğine göre artık vatandaş gramla almaya başladı onları da. Yemek için değil, sadece salataların içine çeşni olarak. Kimse yemek, karnabahar bütün alıp götürüp yemek yapamıyor. Gezin, bir tane tek bütün karnabahar alan tek bir kişi bulun. Sonrasını her dediniz ben kabul edeceğim. Peynir tezgahına gidin, ben 40 yıldır buradayım.
Geçen yıl 20-28 lira aldığım peynir bugün 64 lira. Şöyle bir gidelim mi peynir tezgahına da? Evet Begüm Han Aydoğan, şu anda vatandaşla birlikte bir peynir tezgahına gitmek istiyoruz. Çünkü son günlerde süt ve süt ürünlerine gelen zamlar vatandaşın belini bir hayli doğrulttu diyebiliriz. Vatandaş artık kendine gelemiyor, kahvaltı sofrası kuramıyor. Kursa bile süt ve süt ürünlerini bulunduramıyor. Çünkü ard arda gelen zamlar aldı başını gidiyor. Şöyle bir peynir fiyatlarını göstermek istiyoruz. Ben buranın 20 yıllık müşterisiyim. Devamlı geliyorum. Bazen peynir fiyatlarını sorduğumuz zaman utana sıkıla söylemiyorlar. Onların utanması gerekmiyor. Bu zamları bizi bu hale getirenler utansın. Arkadaşlar ucuz alsa bize ucuz satarlar. Geçen sene aldığım peynir 28-30 lira, bu sene 60 lira. Aynı peynir bir sene. Ama biz ücretlere %100 zam almadık. Buradaki esnaf %100 zam almadı. Hiçbir insan %50 bile zam almadı. Ama bizim her kullandığımız temel başlıca gıdalarımız %100, %120 hepsi zamlandı. Peki efendim, birçok kahvaltı malzemesi var burada. Geçen yıla oranla, geçen yıla 28 liraya alıyordum diyordunuz. 28 geçen yıla oranla kahvaltı sofranızdan neler eksildi? Hepsi. Bakın, helva yok. Bal zaten. Fındık ezmesi, reçeller. Bir kilo reçel 70 lira bal fiyatında. Yani burada alan insanlar en ucuz peyniri alıyor. En ucuz zeytini alıyor. İki çeşit alabiliyorlar. Benim yine evim var. Ben alabiliyorum. Ama buradaki insanların çoğu 3 çeşit kahvaltılık alamıyor. Kenarda durun izleyin. 3 çeşit kahvaltılık alan bir insan var mı? Ya da yarımşar kilo 3 çeşit alan var mı? 250 gram, 100 gram, 200 gram zeytin alıyorlar. Gezin, siz zaten göreceksiniz. Yalan söylemiyorum. Sebze tezgahına gidiyorum. Her hafta 50 lira bırakıyorum. Salatalık alıyorum. Et değil, kahvaltılık değil, kuru yemiş değil. Kıvırcık, maydanoz, roka 50 lira bırakıyorum. Çok teşekkürler, her çok sağ olun. Diyorum işte 220 lira. Olmadı, burası 220 lira vallahi. Yalan şöyle değil. Tabii. Gelin. Begüm Han Aydoğan, 220 lira tuttu. Şu anda sadece 5 yeşillikler. 5 lira. Burada yufka var. Bir kilo yufka geçen sen 10 liraydı, 17,5 lira. İçinde bir de çay var. Göstereyim. Diğerleri de yeşillik sanırım. Domates de yeşillik. Tarum var. Ceviz yesin diye yarım kilo. Geçen sene 28 liraydı, 50 lira ceviz. Yarım kilo 25 lira. Buradaki yeşillikler roka, tere, kıvırcık, her eve her gün lazım olan şeyler. Havuç, kırmızı lahana. Burası 30 lira. Havuç ve kırmızı lahana 30 lira tuttu. Hayır. Kıvırcık ve maydanoz da var içinde. 10 lira ekmek. Erkan, diğerini de kameraman arkadaşım lira göstersin şöyle. 8 lira ama 4 lira almışız yarım kilosu. Yarım kilo salata. Ne kadar tuttu efendim bu çanta? Bu çanta 220 lira. Gördüğünüz gibi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şöyle yardımcı da olalım. Begüm Han Aydoğan, gördüğünüz gibi bir pazar çantasının hepsi 200 liradan fazla tuttu. 220 lira tuttu. Biraz daha devam edip arkadaki tezgahı da bir göstermek istiyorum. Çünkü bir diğer zam şampiyonu yumurta var orada. Artık vatandaşlar eve yumurta da alamaz oldu. Çünkü kolisi aldı başını gidiyor. Bakalım burada yumurtanın kolisi ne kadar? Şu anda gördüğüm kadarıyla 33 liraya var ve 35 liraya var yumurtanın kolisi. 40'a kadar da ilerliyor. Yumurtanın çeşidine göre fiyatlandırmışlar. Şöyle bir vatandaşlara yine mikrofon uzatmak isteriz yumurtaya. Bakalım ne düşünüyorlar efendim? Merhabalar, canlı yayın Tele 1 televizyonu, bir gelip baktınız yumurta fiyatına, ne düşünüyorsunuz? Alabiliyor mu vatandaş? Görüyorsunuz alamadığımızı. Nasıl alalım 40 milyon bir yumurta? Koliyle mi alıyorsunuz, taneyle mi? Vallahi koliyle de almıyorum, taneyle de almıyorum. Alacak gücümüz yok yani. Alım gücümüz bitti yani. İnsanlar dükkan kapatıyor, esnaf kepenk kapatıyor. Alım gücü bitmiş yani. Ortada her şey. Bir kilo en kötü peynir 40 milyon. Tulum peynir olmuş 120 milyon. Ekmek olmuş 3 milyon. İnsanlar nasıl geçinecek? Bu kadar. Çok teşekkürler. Ve hemen arka tarafa geçmek istiyoruz. Balık tezgahı, balık av mevsiminin açılmasından sonra vatandaşların çok büyük bir kısmı, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, fiyatlarında bir düşüş beklemişti. Günlerdir o düşüş gelmiyordu. Bakalım şu anda durum ne? Vatandaş
Hamsiyi merak ediyordu aslında. Hamsinin fiyatında son durum ne diye. Şu anda hamsinin fiyatına baktığımızda 30 lira. Geçen hafta başka bir pazarda 20 liraydı, yine yayınımızda denk getirmiştik. Şimdi tezgah sahibine ben şöyle bir mikrofon tutmak istiyorum aslında. Balıkta son durum ne? Vatandaşın alım gücü ne diye. Efendim merhabalar, canlı yayındayız. Tele 1 televizyonu. Vatandaş balık fiyatının düşmesini bekliyordu. Şu anda son durum nedir? Vatandaşın alım gücü nasıl balık için? Abi şu an zaten biliyorsun ortalık kötü durumda yani. Şu an balık bugün pahalı. Bugün de hava esinden dolayı pahalı zaten. Diğer günlerde ucuzlar diye düşünürüz. Vatandaş alabiliyor mu peki gelip rahatlıkla? Şu an alım az. Yani satış da az. Öyle söyleyeyim ben size. Mesela bu pazara 25-30 tane balık geliyordu. Şu an 15 tane hamsiyle geldik. Yani 30 lira yüksek bir para yani hamsi için. Gerçekten yüksek bir para. Normalde ucuz olması lazım. Hamsinin en fazla 20 liradan yukarısı yani alım gücünü de etkiliyor yani. Evet. Çok teşekkürler. Begüm Han Aydoğan, son olarak da balık tezgahına geldik. Balık tezgahını gösterdik. Dediğimiz gibi 20 liraydı. Tekrar zamlandı hamsi. 30 liraya çıktı. Birçok kez karşımıza çıktı aslında. Hala balık sezonunda açamayan vatandaşlar var. Et de tavuğu zaten tüketemiyorlar. Balığa yöneliyorlar. Balık almak için pazara geliyorlar. Fakat o fiyatları gördükten sonra ondan da vazgeçiyorlar. Balığı alsalar bile bu sefer yanına yeşilliği alamıyorlar. Pazarda A'dan Z'ye, meyvesinden sebzesine kadar, kahvaltılığa kadar tüm ürünler el yakıyor diyebiliriz. Vatandaş da cebindeki parasıyla pazara gelip ne alabilirim diye defalarca tur atıyor. Uygun tezgah arıyor ve akşam saatlerine kadar da pazardaki bekleyişini sürdürüyor. Çünkü dediklerine göre akşam saatlerinde pazardaki fiyatlar çok daha düşüşe geçiyor. Hemen sol tarafımızda bir patlıcanı da göstermek istiyoruz. Zam şampiyonu demiştik patlıcan için. İşte gördüğünüz gibi o fiyat hala kendini koruyor. 12 lira, 15 lira bandında tezgahtan tezgaha değişiyor. Domatese baktığımızda 4 lira, kabak 7 lira. Vatandaş kabağı da artık taneyle alıyor. Evde kaç kişi yaşıyorsa yemeği ona göre yapıyorlar. Ve hemen arka tarafımızda biber var. Patlıcanı takip ediyor demiştik. Biberin de kilosu şu anda 10 lira. Begüm Han Aydoğan, Kağıthane'de, Nurtepe'de çarşamba pazarındaki izlenimlerimizi, fiyatları size aktardık. Vatandaş pazara gelip alışveriş yapabiliyor mu diye bunu sorduk vatandaşlara ve sizlere aktardık. Şu anda bu noktadan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Evet, yeni Engin, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya evet, devam biraz edeceğiz. Daha bize biraz daha pazar görüntüsünü aktarırsan kameraman arkadaşımız biraz daha bir pazara bir şöyle bir bize bir aktarırsa, şöyle bir tezgahlardan bir görüntü sağlarsa seviniriz. Çünkü hakikaten bu röportajın önemliydi. Bir vatandaş özellikle dedi ki peyniri geçen sene 28-30 liraya alıyordum. 28-30 liraya alıyordum ve şu anda 60 liraya alıyorum. Neredeyse %100 zamlı dedi. İşte o yurttaşımızın sözleri aslında tüm süreci özetliyor. Peki biz %100 zam alabilecek miyiz? Alamayacağız dedi. Çeyrek lahana satın alan vatandaşı gördük. Bir fileyi, bir pazar çantasını 220 liraya dolduramayan, tam anlamıyla da dolduramayan bir yurttaşı gördük. İşte pazarın durumu bu. Pazar tezgahlarının durumu bu değerli izleyenler. Güzel.